Aloha. Çok düz saçlı olanlar benim halimden anlar. Ya söylenmiyorum ama yani böyle açık bıraktığımızda hani böyle duruyor ya. İnsan istiyor şöyle bir havalara girsin. Ben de öyle havalara girsin istiyorum. Evet. Bugünün konusu bunlarla alakalı değil. Aloha. Bugün sizlerle vegan, vejeteryan olmakla ilgili bir soru cevap videosu çekelim istedim. Açıkçası arkadaşlar soru cevap videolarına ben bayılıyorum. Yani böyle sevdiğim YouTuberların da soru cevap videolarını hep izliyorum. En sevdiğim videolardan biridir böyle soru cevap videoları. Aynı zamanda hani sevgilisi olan, partneri olan insanların da böyle hani beraber çektikleri videoları da çok seviyorum. O yüzden hani özellikle ben Instagram'a bu açıdan bir tık önem veriyorum. Yoksa hani böyle çok takipçiler olsun falan hani böyle ne bileyim öyle çok hayallerim yok. Ama şu açıdan hayalim var. Orada büyürsek ben oradan size sorular falan sorarsam YouTube'da böyle daha interaktif sizden de geri dönüş aldığım videolar çekebilirim diye. O yüzden bunu böyle bir söylemek istiyorum. Çünkü bu videoyu çekmeden önce işte gerçi birkaç saat önce duyurmuş oldum. Hani vegan, vejeteryanlıkla ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz diye. Ama tabii çok fazla soru gelmedi. YouTube'dan gelen sorular çok fazlaydı. Yani onu zaten videoyu çektiğimden beri aklımda. Oradan gelen sorulara en azından böyle bir kendimce, elimden geldiğince cevap vereyim istedim. O yüzden bu videoda dediğim gibi vegan, vejeteryan olmakla ilgili ele alacağım. Öncelikle size bu konuyla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Zaten daha öncesinde benim vejeteryan olmamla ilgili hani o hikayemi anlattığım, benim yolculuğumu anlattığım videoyu izlemediyseniz ilk onu izleyin derim bu videoyu izlemeden. Şuraları bir yerlere koyacağız, o karta tıklayabilirsiniz. Ben size şöyle söyleyeyim. 2007-2008 yılından beri vejeteryanım ve böyle bir 3-4 ay kadar bu sürede yani 14-15-16 yıl içinde işte 3-4 ay kadar vegan oldum ve ben vegan olduğum zaman hiçbir şekilde iyi hissetmedim kendimi. Yani ilk bir ay, iki ay böyle çok enerjim düştü, çok harika değildim. Hani sonra toparlarım dedim. Zaten vitaminler alıyordum falan filan derken sonra bir baktım olmuyor yani ben hani süt ürünlerini, peyniri falan çok seviyorum ve her ne kadar vegan peynirler olsa da bana uygun olmadığı için vegan beslenmeye geçemedim. Hani bunu böyle söyleyeyim ve çok sevgili vegan arkadaşlarım diyeceğim. Yani lütfen şey yapmayın aslında Kardelen vegan olabilirsin bir daha dene falan filan. Çünkü emin olun ben kendimce denedim ve bu bana uygun değil. O yüzden bunu da özellikle sizinle paylaşıyorum. Herkesin bünyesine vegan olmak ya da herkesin bünyesine vejeteryan olmak arkadaşlar mümkün olmayabilir, uygun olmayabilir. Ben vejeteryan beslenmekten dolayı çok memnunum. Zaten dediğim gibi hani bunu böyle soru cevap videosu yapacağım için çok fazla bu konulara böyle detaylı girmek istemiyorum. Ama ben hayvan dostlarımızı yani öldürmekten yana değilim. Onların yani onları öldürüp etlerini yemek benim içime sinmiyor. Hani bu benim kişisel kararım, kişisel tercihim. Ben bu şekilde mutlu olamıyorum. Her ne kadar kırmızı etin işte beyaz etin falan ya da balın faydaları var dense de ki vardır tabii ki yani özellikle demir açısından falan deniliyor. Ama ben şükür diyeceğim şu yaşıma kadar yani 15 senedir işte kabaca hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Sadece biraz demir eksikliğim var. Öncelikle bunu bir belirtmek isterim. Bunun yanı sıra, gerçi sorular gelecek ama başlamadan hemen her yıl muhakkak eğer vegan ya da vejeteryan beslenmeye geçiyorsanız test yaptırmanız gerekiyor ve değerlerinize baktırmanız gerekiyor. Bunu ihmal etmeyin. Hani özellikle ben vejeteryan olmak istiyorum, hadi vejeteryan oldum diye böyle başlayıp hiçbir değerinize baktırmadan, doktora gitmeden, kan değerlerinizi dediğim gibi ölçtürmeden başlamanız hiç iyi fikir değil. Gerçekten kendinize yarardan çok zarar verebilirsiniz. Bunu söylüyorum. Aynı zamanda tabii ki de şunu da söylememde fayda var. Ben ne doktor ne bilir kişiyim. Sadece ve sadece kendi deneyimlerimi elimden geldiğince sizlerle paylaşan ve bu açıdan bir video çeken biriyim. Bu da böyle bir tuhaf bir cümle oldu. Neyse anlatabildim umuyorum ve şimdi sorularınıza geçiyorum. Aslında böyle bayağı uzun anlattığınız sorular var. Olabildiğince böyle uzun soruları kısaltmaya çalışacağım. 18-19 soru gelmişti diye hatırlıyorum ve hazırsanız şimdi başlıyorum. İlk sorumuz da şöyle.
Ben diyetisyenim ve bu şekilde videoları izliyorum. İyi ki çektin. Kahvene badem sütü veya soya sütü koymayı denedin mi? Ve pesketeryanlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Balık yiyenler demiş. Pesketeryan, bu arada arkadaşlar, pesketeryan olanlar sadece balık ürünlerini yiyor. Ama diğer hayvansal ürünleri diyeyim tüketmiyorlar. Ben kahveme tabii ki de badem sütü ya da soya sütü koymayı denedim. Hatta böyle flat white cortado ben çok severim, çok içerim. Onu soya sütüyle de badem sütüyle de rica etmiştim. O şekilde sipariş vermiştim. Lakin tadını o kadar sevemedim ki. Yani ben hani özellikle kahvede süt tüketiyorum. Onun dışında hani çok süt tüketen ya da sütle ilişkim böyle muhteşem derecede olan biri değilim. Hani her sabah süt içmem ya da ne bileyim çok süt sevmem zaten. Ama o şekilde kahve içtiğimde tadından memnun kalamadım. Badem sütünü genelde sabah kahvaltı falan ederken böyle yulaf ezmesiyle yiyorum. Hani genelde eve çok fazla normal süt almıyorum. Hatta hiç almıyorum. Bu şekilde ben denedim ve seviyorum. Ama tabii ki de siz eğer ki normal süt yerine soya sütü ya da hatta soya sütünden daha sağlıklı olan kendi badem sütünüzü yapmak, bunu yapabiliyorsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu soru işte biraz uzun. Ben böyle hızlıca soruyu okuyayım. Yani yorumu ve soruyu. Merhaba, ben 17 yaşındayım. Vejetaryen olmak istiyorum. Bir ay önce karar verdim. Hayvanları çok seviyorum. Bu yaşıma kadar kırmızı et yemedim. Balık etini de yılda bir ya da çok az yiyorum. Hamburger pizza yemeyi seviyordum. Bunları da bırakmak istiyorum. Fakat baklagil yemeyi sevmiyorum. Nohut fasulye tarzı çok da fazla yemek seçmiyorum. Vitaminlerim çok da iyi değil. Sizce ne yapabilirim? Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben şunu söylemek isterim. Yani açıkçası böyle birkaç soru daha gelmişti ama benim çocuğum olsa sanıyorum ki yani 18 yaşına kadar bir doktora danışarak ilerlerdim. Yani eğer ki o doktor bana derse hani Kardelen senin çocuğun hani olsaydı çocuğum tabii ki farazi konuşuyorum. Hani bu yaşa kadar işte kırmızı et kesinlikle tüketmeli derse ve sebebi de şu 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 derse onu dinlerdim. Yani yapacak bir şey yoksa, değerleri gerçekten çok düşükse. Ama onun dışında eğer kendine yıllık dediğim gibi baktırdığım değerleri çok iyiyse 18 yaşına kadar ben vegan olmasa da vejetaryen şekilde beslerdim çocuğumu. Dolayısıyla da burada hani arkadaşımızın 17 yaşında olmasından dolayı öncelikle hani bir kere baklagilleri sevmiyorsan ya da alman gereken vitaminleri alamıyorsan bu büyük bir sıkıntı diye düşünüyorum. Ve yine benim zaten hani hep tekrarladığım bütün değerlerine baktırdığında ve onlar düşük çıkarsa nasıl bir beslenme planı artık sana doktorun oluşturursa onu takip etmen gerektiğini düşünüyorum. En azından bu değerlerin yerine gelene kadar ve ben hani mesela D vitamini ya da ne bileyim omega 3 özellikle vegan beslenmede size videonun sonunda bahsedeceğim belli değerlerinizin hani çok iyi olması gerekiyor. Çünkü vegan beslenmede özellikle B12 eksikliği ya da birkaç bir şey daha var. Onlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani bir doktor kontrolünde ilerlemeni öneririm. Ama olabildiğince normal seviyeye geldikten sonra da dediğim gibi zaten hani yılda bir kontrolünü yaparak ve bence hani karbonhidrat tüketen vejeteryanlar var benim tanıdığım arkadaşlarım ya da veganlar var. Arkadaşlar karbonhidrat tüketince de sağlıklı besleniyor olmuyorsunuz. Yani ben diyorum ki hani bu kadar karbonhidrat tüketme, o zaman bence pesketeryan beslenmeye geç eğer istiyorsan. Ki balıkla yani balık yemek de çok sağlıklı değil çünkü çok fazla plastik de yiyorlar biliyorsunuz ki denizlerde çok fazla plastik olduğundan dolayı balıklar da plastiğe maruz kalıyor. Bu arada videolarda çok hızlı konuşuyor muyum? Bunu hep soruyorum çünkü hani çok uzun olmasın diye video ve bütün soruları yetiştireyim diye olabildiğince gerçi tane tane konuştuğumu düşünüyorum ama umarım çok hızlı konuşmuyorumdur. Evet, bu şekilde düşünüyorum. Yani dediğim gibi özellikle 18 yaşına kadar olan arkadaşlarımızın ekstra dikkat etmesi taraftarıyım. Hani benim bir videomda anoreksi geçmişim vardı. Ondan bahsetmiştim. 13, 14, 15 yaşlarımda çok zorluydu. Ve tam büyüme çağları arkadaşlar. Gerçekten buna dikkat etmezseniz yani beslenme düzeninize, boyu zamanınızı, işte karaciğer değerlerinizi, her şeyi çok kötü bir duruma da getirebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Bir diğer sorumuz. Daha geçen biyoloji çalışırken okumuştum. Amino asitlerle ilgili. Amino asit bitkilerde az ve metabolik olarak sindirimi daha zor. Hayvanlarda ise et, balık, süt, yumurta gibi amino asit daha fazla ve verimlidir diye. Artıdan beyin gelişimi için et yemenin çok gerekli olduğu yazıyordu.
Şimdi sizin çocuğunuz olsa ona et yedirmeyecek misiniz? Merak ediyorum. Aslında ben demin bu soruya cevap verdim. O yüzden bunu bir daha cevaplamayayım. Ama şunu da eklemek isterim. Ben 2 sene önce bu pandemi sürecinden önce amino asitlerime baktırmıştım değerlerime. Ve bazıları bayağı düşük çıkmıştı açıkçası. Bunun için de o bakan kişi zaten Türkiye'de çok fazla insan buna bakmıyor diye biliyorum. Yani özellikle sadece o değerlere bakıp onlar üzerinden ilerleyen çok fazla insan yok diye biliyorum. Bana böyle bir toz karışım vermişti ve onu 6 ay mı demişti, 1 yıl mı demişti kullanmamı sonra kendisini tekrar görmemi söylemişti. Ama ben o tozun tadı çok kötü olduğu için kullanamadım arkadaşlar. Amino asit değerlerinizin de evet iyi olması önemli. Onu ben de biliyorum. Yasemin'in sorusu, arkadaşlar ben vejetaryen olmaktan ziyade sağlık sıkıntısından protein tüketmemem lazım ama kahvaltıda hep protein var. Menü fikriniz var mı kahvaltı olarak? Benim aklıma gelen açıkçası hani protein açısından bir tofu geldi. Onun yanı sıra zaten yumurta olabilir. Bunun yanı sıra bu arada hani burada sorulan sorulara eklemek istediğiniz sizin cevaplarınız varsa herhangi bir arkadaşımıza yorumlara yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Benim aklıma gelmeyen ya da benim bilmediğim ya da benim aklımdan çıkan şeyler de olabilir. O yüzden lütfen yorumlara dilediğiniz gibi yazabilirsiniz diyorum. Aslında bu video, aman bu soru biraz uzun ama hızlı bir şekilde geçeceğim. Zaten ekrana koyacağım, oradan da okuyabilirsiniz. Ben atlaya atlaya gidebilirim okurken. Sevgi diyor ki ben 4 aydır kırmızı et, tavuk yemiyorum. Hayvanları seviyorum. Ama çok zorlandığımı düşünüyorum. Alışık olduğum tatları canım çekiyor. Benim vejetaryen olma sürecim aslında vegan insanların düşüncelerine uzun süre tanık olarak ve vegan yaşama düşüncesini kendime çok yakın bulup içselleştirmemle alakalı. Hayvan eti çiğnemek istemiyorum ama zorlanıyorum. 14 yıl önceki halini hatırlayarak bana şu anki durumumla ilgili tavsiye verebilir misin? Bu arada ben 20 yaşındayım. Yani ben bir dakika soruyu iyi anlamak için bir daha okuyorum. 14 yıl önceki halimi hatırladığımda açıkçası daha hantaldım. Yani genel olarak ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bunu söyleyebilirim hani çok net olarak. Vejetaryen olduktan özellikle 6 ay 1 yıl sonra benim enerjim çok yükselmişti. Hani her açıdan. Böyle sanki hani beynime oksijen gitti derler ya. Daha net düşünmeye, daha iyi hatırlamaya başladım. Ama tabii ki ben bu arada şeyleri imal etmiyorum. Takviye gıdaları diyeyim. Yani takviye hapları imal etmiyorum. Mesela D vitaminine çok önem veriyorum. Ya da folik asit işte hapım var. Ya da ne bileyim B12 kullanmam gerekiyorsa B12'yi belli bir süre kullanıyorum. Ya da demir takviyesi alıyorum. Gibi gibi yani bunlara dikkat ediyorum. Hep dikkat ediyordum. Ama kesinlikle vejetaryen olduktan sonra benim hem ruhsal, duygusal bir de duygusal iniş çıkışlarım da aslında azaldı. Öyle hatırlıyorum. Yani çünkü şey, şunu kendime söylemiştim. Wow dedim. Keşke daha önceden vejetaryen olsaydım. Bana çok iyi geldi. Bir de tabii ki de hayvan eti tüketmemek de bana kendimi çok iyi hissettirmişti. Onun verdiği duyumu da açıkçası hani başka hiçbir şey veremez diye düşünüyorum. Umarım soruna cevap verebilmişimdir. Evet yani hani zor. Bu arada ben hiçbir zaman et sevmedim. Öyle de bir gerçek var. Hani böyle tavuk eti tüketiyordum en çok ya da sulu köfte işte anneannemin yaptığı gül böreği vardı kıymalı ya da böyle kıymalı makarna falan yiyordum. Ama hiçbir zaman öyle et arayan biri olmadım. Eğer ki eti çok seven biri olsaydım tabii ki belki bir tık daha fazla zorlanırdım. Bu arada lütfen yani yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Bakın lütfen diyorum. Lütfen. Ben size saygı duyuyorum. Sizden de bu saygıyı bekliyorum. Türkiye olarak biliyorum ki çok et tüketen bir toplumuz. Bunun farkındayım. Bana göre harika değil. Ama herkese saygım var. O yüzden lütfen bu videonun altına vay efendim kırmızı et tüketmeden ya da et tüketmeden nasıl olunur, nasıl yaşanır? Hani böyle yorumlarla gelmeyin arkadaşlar. Bu benim nacizane düşüncelerim. Buradaki arkadaşlarımızın da nacizane sorularına yanıt veriyorum. O yüzden herkesin görüşü kendine ama işte yargı dağıtmaya yani yorum yazmazsanız çok sevinirim. Bence kimse kimseyi böyle sert eleştirilere boğmasın diyorum. Bunun özellikle altını çizeyim. O yüzden saygı ve sevgi çerçevesinde hani siz de çok et seven biri olabilirsiniz. Ben demiyorum ki size gidin vejetaryen olun ya da kimsenin size öyle diyeceğini düşünmüyorum. Bu tamamen sizin tercihinizdir. Herkes nasıl mutluysa öyle olsun. Ama o yorumlara şimdiden şöyle aklıma gelmişken söyleyeyim.
Dikkat diyorum. Şimdi devam ediyorum. Abla ben 12 yaşındayım. Hayvanları aşırı seviyorum ve bayağıdır vejetaryen olmak çok istiyorum. O yüzden olsam sence sağlığımı etkiler mi abla? Taklacı kız. Bu isimler gerçekten çok komik. Yani bence 12 yaşındaysanız dediğim gibi doktora danışmadan ve ailenizin kontrolünde, yani ailenizi de dinlemek çok önemli. Ama yani gerçekten ben vejetaryen olmak istiyorum, ben dayanamıyorum diyorsanız mutlaka ama mutlaka bir doktora gidip değerlerinize baktırıp ona göre karar vermenizde fayda var. Diğer bir soru. Benim aklıma takılan eski zamanlarda böyle bir şey yoktu. İnsanların kendi türünü bile yediği zaman dilimleri var. Bu konuda beni yeşillendirirseniz sevinirim. Tabii ki Hakan, seni hemen yeşillendireyim. Yani zaten şöyle de bir şey yaşanmış. Hani bir yerde bir uçak düşüyor. Böyle bir hikaye var. Gerçek mi bilmiyorum. Bir yerde işte bir uçak düşüyor ve orada hani o adada işte mahsur kalıyorlar. Tabii bir sürü insan ölüyor ve ölmeyenler de hayatta kalabilmek için o insanların etini yiyorlar falan. Yani böyle biraz gerçekten korkunç bir hikaye aslında. Ama bu yaşanmış diye biliyorum. Bana da anlatılmıştı. Yani tabii ki de eski zamanlarda da işte insanlar çok fazla şey yemiyordu, işte yeşil tüketmiyordu falan diye söylemler de var. Ama bana sorarsanız ve ben bununla ilgili bir kitap okumuştum da o kitabın adını hatırlamıyorum. Neydi acaba? Aklıma gelirse buralara koyarım ya da aklıma gelmezse hani videoyu kurgularken, yani üzerine işte editlerken açıklamalara aklıma geldiği zaman eklerim arkadaşlar o kitabın adını. Şundan bahsediyordu o kitapta da. Aslında insan dişi et yemek için müsait değil ve uygun değil. Yani bizim dişlerimiz daha çok yeşillik sebze yemeye uygun ve hani midemiz de genel olarak işte bağırsaklarımız öğütme sistemi olarak diyeyim kabaca eti sindirmemize müsaade etmiyor. Ve bu yüzden de zaten hani siz de yapılan araştırmalara bakabilirsiniz. Genel olarak kırmızı eti çok fazla tüketenler zaten normal ya da şöyle yapıyorum, kusura bakmayın. Hareket halindeyim biraz. Kırmızı eti çok tüketenler hiç tüketmeyenlere ya da çok çok az tüketenlere göre 4 kat sanırım. Sanırım 4 kat daha fazla kalp krizi geçirme riskini taşıyordu. Dolayısıyla yapılan çalışmalar var ve bir de en başında dediğim gibi bu videonun benim o diğer vegan vejetaryanlıkla ilgili çektiğim videoyu izlerseniz orada Game Changers diye bir belgeselden bahsediyor olmam lazım. Ya da gerçekten bu vegan olmak, vejetaryen olmakla ilgili bir sürü belgeseller var. Bunlara da bir göz atabilirsiniz. Yani günün sonunda seçim dediğim gibi tamamen size ait. Bir de aslında konu konuyu açıyor. Çok fazla dağılmak istemesem de ben bu videoyu aslında çok sevdiğim arkadaşım Senem'le çekecektim. Belki kendisiyle vlog çekeceğiz. O da vegan. 2 yıl mı oldu hatta vegan olalı? Onunla bir video çekelim istemiştik. Bu soruları aslında onunla cevap verelim istemiştik. Lakin pandemi koşulları bir türlü ayarlayamamamız, o da çok yoğun çalışıyor. Bir araya gelemedik. Yani özellikle vegan olmakla ilgili sorularınız da varsa hani bu videonun altına bırakırsanız ben onun da cevap yazmasını isterim. Çünkü kendisi 2 yıldır vegan ve bayağı da araştırıyor bu konuyu. Ondan da destek alabiliriz diye eklemek isterim ve şimdi diğer bir sorumuza geçiyorum. Eylül'ün sorusu belki çok saçma bir soru olacak. Lakin jelibonları çok sevdiğim için size bunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz jelibonların içinde sığır jelatini bulunuyor ve bu vejetaryenliğe karşı değil mi? Evet, karşı ve ben yani çok ara ara, çok nadir jelibon tüketiyorum. Eskiden bayılırdım ama özellikle vejetaryen olduktan sonra ve sığır jelatini olduğu için, yani zaten vejetaryansanız hani yememeniz gerekiyor, yemememiz gerekiyor. Dolayısıyla tüketmemekte fayda var. Çünkü yani bazen şey de oluyor. Mesela geçen gün bir arkadaşım bir çorba söylemiş. Sebze çorbası sanıyordu onu. Ben de ne güzel bir tadına bakabilir miyim dedim. Sonra çok sevdim. Yedim, sonra böyle bir değişik bir tat geldi ağzıma. Ya dedim sen bunun hani sebzeli olduğuna emin misin? Değişik bir tat var, sanki tavuk gibi geldi. Ve yıllardır da bu arada tavuk yemediğim için hani emin de olamadım. Belki de tofudur falan dedim. Sonra yedi, evet tavukmuş dedi. Yani bilmeden böyle şeyler olabiliyor ama ben tabii ki de jelibonları öğrendiğimden beri yemiyorum. Size de eğer vejetaryen olmayı seçiyorsanız tavsiye etmem. Bir diğer sorumuz Süheyla'nın sorusu. Abla ben 13 yaşındayım, vejetaryen olmak istiyorum. Gelişimim açısından bir problem olur mu? Olur. Yani buna böyle yine çok fazla yorum yapmayayım. Dediğim gibi mutlaka ama mutlaka doktor kontrolünde ilerleyin. Arzu vegan makyaj malzemeleri hangi markalarda var demiş. Benim bildiğim NYX'in
bütün ürünlerimi vegan ondan emin değilim ama birçok ürünü vegandır. Belki bütün ürünleri vegan olabilir. Ona bir daha bir bakarım. NYX olması lazım. Purito diye bir Kore markası var. Onun bütün ürünleri vegan ve hatta bildiğim kadarıyla pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Ve vegan çalışan yani vegan olarak işe başvuruyorsanız size öncelik tanıyorlar o şirkette. Bunun yanı sıra yine Kore markası olan Anlicia var. O da yani bütün ürünleri vegan ve hani cruelty free. Buna şimdi çok fazla değinmeyeyim ama şöyle de bir nokta var zaten. Hani bazı markalar vegan diyor, vegan içerikte diyor bütün ürünlerimiz ama Çin'de şubeleri olabiliyor. Ve zaten bir markanın Çin'de şubesi varsa bu veganlıktan çıkıyor benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla da ben zaten hani Çin'de şubesi olan açıkçası markalardan alışveriş yapmayı çok istemiyorum. Birçok başka marka da vardır. Ben dediğim gibi bu videoyu hazırlarken yine başka markalar da aklıma gelirse şuralara bir yerlere eklerim Arzu senin için ve siz. Video kapandı arkadaşlar. Kartın süresi bitti. O yüzden devam ediyorum. Dediğim gibi yani ben buralara bir yerlere koyarım. Siz de oradan bakabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi hani sizin bildiğiniz vegan makyaj, vegan markalar varsa makyaj ya da cilt bakım markaları onu da yorumlara yazarsanız herkes faydalanır. Şimdi yine Arzu'nun sorusu şöyle diyor. Ben de çok araştırdım. Vegan beslenme en sağlıklı beslenmeymiş. Veganlığa nasıl geçebilirim? Gluten, ekmek, süt ve süt ürünleri bıdı 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 diye geçiyorum. Bunları zaten bıraktım. Et ve et ürünlerini de yemeyeceğim. Sayesinde bilgilendim. Peki veganlığa geçişte bunlar dışında neler yapabilirim? Neler yememeliyim? Neler yemeliyim? Yani aslında vegan şimdi kademeler var. Şöyle söyleyeyim. Vegan beslenmede hiçbir hayvansal ürün tüketilmiyor. Hiçbir süt ürünü tüketilmiyor. Dolayısıyla da eğer ki ben gerçekten vegan olacağım ve böyle besleneceğim diyorsanız hiçbir şekilde hayvansal ürün tüketmemeniz gerekiyor. Ama vegan beslenen ve aynı zamanda dedim ya bunun kademeleri de var. Şuna da dikkat edenler var. Mesela zaten hani kürk giyen artık birileri kaldı mı bilmiyorum. Umarım hiçbirimiz kürk giymiyoruzdur. Yani arkadaşlar ben gerçekten yani o konuya girmiyorum. Yani kürk zaten giyilmiyor. Ya da onun dışında mesela gerçek hayvan yani hayvana zarar verilerek yapılan bir şey varsa işte üretiminde herhangi bir kazığın diyeyim montun bir şeyin onları da hiçbir şekilde tüketmiyor yani giymiyorlar ya da gerçek deri satın almıyorlar. Bunun gibi aslında veganların dikkat ettiği bir sürü konu var ve bunları demişken aslında aranızda vegan olanlar ve bunu en az 5 yıldır deneyimleyen birileri varsa sizlerden birini de konuk alabilirim. Belki bir podcast olmuş yani podcast'imizi takip ediyorsanız şuraya Instagram'ı bırakayım. Yani o Spotify'dan falan dinleyebilirsiniz. 70 küsür bölüm oldu. Ya da bir podcast bölümü, bir yayın gerçekleştirebiliriz. Bu vegan beslenmeyle ilgili daha detaylı bilgi verebilirsiniz. Ben size sorular sorabilirim. Belki Instagram'dan gelen sorulara yanıtlayabiliriz sizinle. Dolayısıyla hani öyle daha da detaylı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben kendim vegan olmadığım için ben şuna 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 dikkat ediyorum da diyemem. Ben hani dediğim gibi vejetaryenim uzun yıllardır. Evet, şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Bir sorum olacaktı. Kediniz köpeğiniz olduğu zaman ona et verir misiniz? Hayır, et vermiyorum. Ama ondan yani 21 yaşında vefat eden kedim Minnoş vardı ve o zamanlarda özellikle ben küçükken hani 8, 9, 10 yaşlarındayken bizim evde her haftada bir mi, 2 haftada bir mi ne anneannem, annem ciğer haşlardı ve Minnoş'a hani haftada bir ciğer verirdik. Dolayısıyla da hani ben böyle kendim hiçbir şekilde kasaptan almıyorum. Ama sokakta bu mahallede baktığım köpekler var. Onlara çok arada işte bizim buradaki kasap hani kemik veriyor. Onun dışında ben gidip para verip et almıyorum açıkçası. Şimdi bir diğer sorumuz. Yapay et yer misin? Yapay et yapılırken hiçbir canlı öldürülmüyor. Ben yapay eti denemedim ama biliyorum. Özellikle galiba Fransa'da yapay et restoranı açılmış. Öyle biliyorum. Belki başka yani pandemiden dolayı hiç seyahat etmediğim ve bu konuyu araştırmadığım için de çok bilmiyorum ama evet yapay eti duydum. Yani bilmiyorum bana çok cazip gelmedi. Hani sonuçta üretilen bir şey yani yapay olarak zaten yapay et adı üstünde. Bilmiyorum eğer sağlığımıza çok olumlu etkileri varsa ki bundan da şüpheliyim. Denemek için bir yerim ama hani hadi bir de yapay et yiyeyim diye bir isteğim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu arada dediğim gibi deneyenleriniz varsa sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Cüneyt'in sorusuna geçiyorum.
Lucy'cim geldi. Cüneyt'in sorusuna dediğim gibi geçiyorum. Geçenlerde veganların kemikleri daha kolay kırılır diye bir haber okudum. Ne kadar doğru acaba? Şimdi ben bunu okuduktan sonra şöyle bir baktım. Onu da sizinle paylaşayım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Buna rast geldim daha doğrusu. Oxford Üniversitesi bir araştırma yapıyor ve veganlarda kemik kırılması %40 daha fazla deniliyor. Hayvan kökenli gıdaları tüketmeyen veganlarda kalsiyum ve protein eksikliği olabiliyormuş. Dolayısıyla et yiyenlere kıyasla kemik kırılma riski %40 daha fazla deniliyor. Ama ben şuna da inanıyorum. Çünkü özellikle vegan beslenmede şimdi meyve ve sebze ya da antioksidanları ne kadar tüketirsek tüketelim, vitamin ve mineraller bakımından yüksek olsa da hani bu beslenme tarzımız hayvansal kaynaklardan elde edilmesi zor olan birkaç besin maddesini atlayabiliyormuşuz. Bunlar da ne derseniz özellikle dediğim gibi vegan beslenmede kalsiyum, omega 3 yağ asitleri, B12 vitamini ve folat. Yani dolayısıyla özellikle besleniyorsanız kalsiyum tüketiminize dikkat etmeniz gerekiyor ve özellikle omega 3 yağ asidi ya da B12 takviyesi almakta fayda var. Bunu zaten hani yine bir yerde söyledim ya. Gerçekten değerlerinize baktırmanız lazım. Çünkü bana kalırsa bu yapılan araştırmada da hani %40 kemik kırılmasının daha fazla olmasının sebebi büyük ihtimalle bu takviye gıdaları yani hapları falan almadıkları içindir diye düşünüyorum. Yani benim tanıdığım Alan mesela en yakın arkadaşlarımdan biri İngiltere'de vloglardan belki hatırlarsınız Londra'da çektiğim birkaç vlog vardı Alan'la. O kaç zamandır vegan ve çocuğuna da doğduğundan beri vegan besliyor. Ama onda bir sıkıntı yok yani. Ama o dikkat ediyor mesela. Dikkat etmeyen bir sürü insan da var diyorum. Ve dediğim gibi çok uzamasın diye kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Merhaba, 5-6 aydır vejetaryenim ve et görünce canım istiyor. Sadece bende mi oluyor merak ettim. Yani bu yine aslında dediğim gibi sizin daha önceden ne kadar et tükettiğinize bağlı. Özellikle ailenizde büyürken çok fazla et tüketildiyse ve siz genel olarak zaten eti çok seviyorsanız bıraktığınızda en azından bir yıl boyunca zorlanabilirsiniz. Yani ben hiç zorlanmadım ama dediğim gibi ben hiçbir zaman öyle et çok sevmedim. O yüzden böyle bir kendinize zaman verin. Bir de şöyle bir şey yapmakta fayda var. Mesela haftada 5 gün ya da 3 gün et yiyen biriyseniz o mesela 5 gün yiyorsunuz onu 3 güne indirebilirsiniz. 1 ay, 2 ay, 3 ay boyunca. Sonra bakarsınız hani onu haftada 1'e indirirsiniz. Hani böyle bir anda kesmek de belki vücudu alt üst edebilir. Bunu gerçekten inanın. Böyle mesela 3 ayda, 6 ayda yavaş yavaş bırakmak da sizin için iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Özlem'in sorusu 15 yaşındayım, vejetaryen olabilir miyim? Yani bunu zaten cevapladım. O yüzden dediğim gibi her zaman doktor kontrolünde değerlerinize baktırarak. Vejetaryenler yumurta yiyebiliyor mu? Vejetaryenler evet yumurta yiyebiliyor. Yalnız şöyle bir şey var. Lacto-ovo diye bir çeşit var. Bir sürü bu arada yani peskataryen işte dediğim gibi hani çeşitler var. Beslenme çeşitleri vejetaryenlikte da. Ama Lacto-ovo'da Ovo, evet doğru. Yumurta ve süt ürünleri dışında hiçbir hayvansal ürün tüketmez. Zaten yumurta ve süt ürünlerini çıkardığımızda ne kalıyor hayvansal? Öyle bir şey rast geldim. Ben hiç Lacto-Ovo diye bir şey duymamıştım. Belki de yeni yeni isimler tüketiliyor. Berra da aynı soruyu sormuş zaten. Yumurta yasak mı diye. Yasak değil vejetaryenlikte. Ama ben bu arada artık çok az yumurta tüketiyorum. Hatta canım istemiyor. Yani ayda bir belki yiyorsam yiyorum. Yani bilmiyorum. Ha, avokado tüketiyorum. Özellikle tabii ki iyi avokado bulmak da dert ve çok pahalı oldu. Ama hani böyle GDO'suz beslenmek aslında muhteşem olurdu da bizim Biga'yı biliyorsanız hani bizim böyle bahçemizde yetiştirdiğimiz domatesler, biberler, onlar bunlar falan tadı o kadar farklı oluyor ki arkadaşlar gerçekten doğal olanla GDO'lu olanın anlatamam. Olabildiğince doğal olan yani besinleri almakta fayda var. Bir diğer soru, evet buna da cevap vermem çok iyi olur. Yaren sormuş, vegan ya da vejetaryen olmak zayıflatıyor mu? Şimdi ve bu son soruydu. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yogada da ben açıkçası yoga ile ilgili de bir video çekmek istiyorum. Çünkü bazılarınız belki Instagram'dan takip ediyorsa, renk mi açıldı, iyi mi? Şunu diyordum.
Bazılarınız ya da özellikle beni hani Instagram'dan takip ediyorsanız bir 2 yıldır yoga yapıyorum ve yoga ile ilgili de ara ara bana gelen bir soru hani zayıflatıyor mu ya da zayıflamana yardımcı oluyor mu yoga yapmak? Aynı zamanda zaten vejetaryenlikle ilgili bu soru çok vardı o vejetaryen vegan yani vejetaryen videomun altında. Bu zayıflatmaz arkadaşlar. Tamamen size bağlı bir şey. Yani siz bunun yanında hani vejetaryen ya da vegan olup da gerçekten çok sağlıklı beslenmeye geçerseniz hani dediğim gibi sadece karbonhidrat ya da sadece böyle hani şekere abanmazsanız hani sağlıksız beslenmeye devam etmezseniz ve daha fazla yürürseniz belki spor yaparsanız tabii ki de zayıflarsınız ama vejetaryen olursanız zayıflarsınız ya da vegan olursanız zayıflarsınız diye bir şey asla söyleyemem. Bence böyle bir şey zaten söyleyenler varsa buna da inanmayın derim. Doğru olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Yani ben vejetaryen olduğumdan beri o sebeple kilo vermedim. Ama ne zaman ki tabii ki de dikkat ettim, ekmeği azalttım, şekeri azalttım ya da gece yememeye başladım. Ne bileyim mesela 7'den sonra yemediğimde falan kilo vermem çok daha fazla kolaylaşıyor diyorum. Ve artık uzun bir video oldu ama başka sorularınız varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları bekliyorum. Bunun yanı sıra Instagram'dan takipte kalırsanız, takip etmek isterseniz çok memnun olurum. Şuraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Başka soru cevap videoları isterseniz de arkadaşlar böyle bilmiyorum. Beni tanıyın videosu olabilir, başka videolar olabilir. Siz de yani her türlü düşüncenizi işte paylaşmaktan çekinmeyin diyorum. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Kocaman 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 mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Ve her cuma 6'da video geliyor. Takipte kalırsanız zaten size bildirim gelecektir. Bu şekilde haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bu arada şunları gördünüz sanırım. Vegan, vejeteryanlık olunca konumuz ben de kendimi meyveye bulayım dedim. Size Joy ile Lucy'yi göstereceğim. O kadar komikler ki. Gelin buraya şimdi. Ben mi değiştireyim kameranın açısını? Neyse değiştireyim. Gösteriyor olayım.